Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ikinci videoyla karşınızdayız. İkinci dersle harf cerlerden bahsediyorduk. Harf cerlerin arkadaşlar 5 tanesinden bahsettik. Ba, min, ila, an, ala'dan bahsettik. Geri kalan 15 tane harf cerlerden bahsedeceğiz. Ve sadisu ellamu. Harf cerlerin 6.'sı arkadaşlar lamdır. Lam da yine arkadaşlar ba, min, ila, an, ala gibi kendisinden sonraki gelen ismi cer eder. Nahu ene ubeydun lillahi teala. Ene ubeydun, ben kulcağızım. Lillahi teala, Allah-u Teala Hazretleri için. Allah'ın bir kuluyum, kulcağızıyım. Ene müptedadır. Ubeydun haberdir. Buradaki lillahi'deki lamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu lam harfi cerdir. Ubeydun kelimesinin manasını Allah'a taşımıştır. Ve sabi'u fi, yedincisi fi'dir. Nahu el muti'u fil cennetin. El-Muti'u, Allah'a itaat eden kişi nerededir? Fil cenneti, cennettedir. Buradaki fi kelimesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Amil lafzı, amil lafzı semainin arkadaşlar birinci nevisinin edatlarındandır. El-Cenneti kelimesini burada cer etmiştir. Ve-Thaminu el-Kafu, sekizincisi kaftır arkadaşlar. Nahu kavli teala, Allah-u Teala Hazretleri'nin kavlinde olduğu gibi. Leyse kemislihi şey'un. Leyse şey'un kemislihidir arkadaşlar aslında terkibin dizilişi. Leyse biliyorsunuz arkadaşlar nakıs fiillerdendir. Şey'un onun ismidir. Kemislihi de onun haberidir. Buradaki kaf arkadaşlar misil kelimesini cer etmiştir. Misil kelimesi de hi kelimesini cer etmiştir. Ve tasi'u hatta, dokuzuncusu hattadır. Nahu a'budullaha ta'ala hatta'l mevti, yahut da a'budu yahut da u'bud. İki türlü okuyabiliriz. U'bud diye okursak emri hazır olur arkadaşlar. A'budu olursa nefs-i mütekellim vahde olur. A'budu, ben ibadet ederim. Allah-u Teala, yüce olan Allah-u Teala'ya ibadet ederim. Ne zamana kadar? Hatta'l mevti, ölüme kadar, ölünceye kadar Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edeceğim. Yahut da u'bud, 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 u'budillâhe teâlâ, Allah-u Teala Hazretlerine ibadet et. Ne zamana kadar? Hattel mevti, ölüme kadar. Burada arkadaşlar hatta kelimesi harfi cerlerdendir. El mevti kelimesini ne yapmıştır? Cer etmiştir. Tabi bu hatta kelimesinin 3 türlü kullanışı vardır. Bazen atıf harfi olarak karşımıza çıkar. Bazen iptida harfi olarak karşımıza çıkar. Bazen de harfi cer olarak karşımıza çıkar. Vel âşuru rubbe, 10.'sü rubbe kelimesidir arkadaşlar. Nahu rubbe talin yel'anuhul Kur'anu. Rubbe talin, nice okuyucular var ki yel'anuhu el Kur'anu. Kur'an-ı Kerim ondan memnun olmaz. Ondan rahatsız olur. Niye? Ya tecvidine, talimine riayet etmediği için veya içerisindeki emir ve yasaklara riayet etmediği için kişi hem Kur'an okuyup hem de içindeki muhtevasına uygun yaşamıyorsa Kur'an-ı Kerim lanet ederden maksat, yani memnun olmaz, rahatsız olur. Burada rubbe kelimesi arkadaşlar talin kelimesini cer etmiştir. Talin kelimesinin aslı nedir? Taliyin idi. Taliyin, okuyucu manasında. Burada kesre yanın üzerine ağır geldi. Kesreyi hasfettik. Dolayısıyla iki tane sakin yan yana gelmiş oldu. Ya ve temvinden dolayı. Temvin arkadaşlar sakin nuna benzediğinden dolayı onu hasfetmedik. O ya illet harfi olduğu için onu hasfe götürdük ve o temvini de makablindeki harfin harekesine kattık ve talim oldu. Vel hadi aşara vavul kasemi, 11.'si kasem vavudur arkadaşlar. Kasemde kullandığımız vav, bu da harfi cerlerin görevini işliyor ve kendisinden sonraki gelen ismi cer eder. Nahu, vallahi Allah'a kasem olsun ki la ef'alu el kebaire, büyük günahları işlemeyeceğime dair Allah-u Teala Hazretlerine yemin ederim. Allah üzerine yemin ederim ki bundan sonra kebair denilen büyük günahları işlemeyeceğim diye. Buradaki vav kasem vavudur arkadaşlar. Kendisinden sonraki gelen Allah kelimesini cer etmiştir. Ve sani aşara, 12.'si ta'ul kasemi, kasemde kullandığımız yine
ta kelimesi de kendisinden sonraki gelen kelimeyi cer eder. Nahu tallahi. Allah'a yemin olsun ki lef'alennel feraide, farzları yapacağıma dair Allah'a yemin ederim. Burada kelimenin manası budur. Ta kelime, ta buradaki harfimiz arkadaşlar Allah'ı kelimesini cer etmiştir. Ve salise aşara, 13.sü arkadaşlar haşa kelimesidir. Nahvu heleke ennasu manasını veriyoruz arkadaşlar. Heleke fiili mazidir. Ennasu faildir. İnsanlar helak oldu. Haşel alimi, alimler müstesna. Buradaki haşa kelimesi arkadaşlar harf-i cer olarak değerlendiriliyor ve el alimi kelimesini cer etmiştir. Haşa kelimesi eğer arkadaşlar fiil olarak değerlendirilirse o kendisinden sonraki gelen ismi nasb ederiz ve mef'ul olur. Ve rabi'a aşara, 14.sü nuz kelimesidir. Nahu tübtü min kulli zenbin, bütün günahlardan tövbe ettim. Fealtuhu, daha önceki işlemiş olduğum tüm günahlardan tövbe ettim. Nuz yevmül buluhi, buluh çağından itibaren işlemiş olduğum tüm günahlardan tövbe ettim diyoruz. Buradaki min kelimesi de harf-i cerdir arkadaşlar. O daha önce geçmişti. Burada muz kelimesinden bahsediyoruz. Muz kelimesi de kendisinden sonraki gelen ismi cer etmiştir ve harf-i cer olarak değerlendiriliyor. Ve hamise aşara, 15.sü mundu kelimesidir arkadaşlar. Nahu tecibu es-salatu, namaz farzdır arkadaşlar. Vaciptir. Mundu yevmil buluği, buluğ çağından itibaren namaz kılmak farzdır. Buradaki bizim şu an ilgilenmiş olduğumuz muzu kelimesidir arkadaşlar. Bu muzu kelimesi harf-i cer olarak değerlendiriliyor ve kendisinden sonra gelen o yevmi kelimesini cer etmiştir. Ve sadise aşara, 16.sı arkadaşlar harf-i cerlerin 16.sı hala kelimesidir. Nahu helekel alimune, alimler helak oldu. Heleke yine fiilin mazidir arkadaşlar. El alimune burada faildir. Burada el alimune cem-i müzekker salim olduğu için arkadaşlar ref hali vav olmuştur. Hala el amili bi ilmihi, ilmiyle amel eden müstesna. Bu manayı veriyoruz ve bu hala arkadaşlar burada harf cerdir. El amili kelimesini cer etmiştir ama bazen hala kelimesi fiil olarak da karşımıza çıkar ama o zaman kendisinden sonraki gelen o ismi ne yaparız? Nasb ederiz. Ve sabi'a aşara, 17.sü adadır. Nahvu heleke el amilune, yani amel edenler de helak oldu. Adel muhlisi, ihlaslı olanlar müstesna. Burada aynı zamanda imamlı bir gibi hazretleri arkadaşlar Arapça kaidelerini, kurallarını bize öğretirken öyle bir üslupla anlatıyor ki aynı zamanda bize vaaz ediyor, nasihat ediyor, sohbet ediyor bizimle. Ve'l-thamine aşara levla. Burada arkadaşlar 18.sü levladır. Nahu levlake ya rahmetallahi leheleken nasu. Levlake, şayet olmasaydın, ya rahmetallahi, ey Allah'ın rahmeti, şayet olmasaydın, leheleke ennasu, insanlar ve tüm canlılar helak olurdu. Burada levla arkadaşlar kaf kelimesini cer etmiştir. Kaf kelimesi biliyorsunuz arkadaşlar damirdir, fetha üzerine mebnidir, mahalle mecrurdur. Ya rahmetallahi derken ya nida harfidir. Rahmetallahi münadayı muzaftır. Fetayla mensuptur. Burada cümleyi muhterize olarak değerlendiririz. Leheleken nasudaki lam levlanın cevabına dahil olmuştur. Heleki fiili mazdır. Ennasu onun failidir. Ve tasi aşara, 19.sü keydir arkadaşlar. Nahu key mi asayite, niye asi oldun manasında. Key burada arkadaşlar ma kelimesini cer etmiştir. Vel işrune sonuncusu arkadaşlar lealle, leallidir. O da tabi leallenin harf-i cer olması kime göredir? Fi lugati ukaylin, ukayl kabilesine göre lealle kelimesi de harf-i cer olarak değerlendiriliyor ve kendisinden sonraki gelen ismi cer ediyor. Ama bize göre lealle ismini nasb haberini ref eden amillerden olacak. Önümüze gelecek. Kendisinden ileride bahsedeceğiz. Nahu leallallahi teala, umulur ki Allah-u Teala Hazretleri yağfuru zembi, günahlarımı affeder. Değerli kardeşlerim,
ikinci videonun da sonuna geldik. İkinci videonun da sonuna geldik. Önümüzdeki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.